İngiltere'de Lordlar Kamarası'nın ülkenin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecini resmen başlatmaya izin veren tasarı onaylamasının ardından Londra hükümeti sürecin 29 Mart'ta başlayacağını duyurdu. İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit için resmi tarihi Galler ziyareti sırasında açıkladı. Theresa May, Lisbon Anlaşması'nın 50. maddesinde öngörüldüğü şekilde Avrupa Birliği'nden ayrılma müzakerelerini ay sonu itibariyle başlatacaklarını belirtti. My Lords, I have to notify the House in accordance with the... Resmi süreç İngiltere hükümetinin ayrılık niyetini Brüksel'e bildirmesiyle başlayacak. Gelişmeler üzerine Brüksel'de 4 ila 6 hafta içinde Brexit konulu olağanüstü bir zirve toplanması planlanıyor. İngiltere ile Avrupa Birliği'nin önünde Brexit sürecini tamamlamak için 2 yıl süre bulunuyor. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaret Schinas müzakereler için hazır olduklarını ifade etti. Good afternoon, ladies and gentlemen. Evet, bu kararla ilgili daha önce bilgilendirildik. Müzakerelere başlamak için hazırız. Söz konusu mektubu bekliyorduk. Şimdi bu mektubun 29 Mart'ta geleceğini biliyoruz. Bizim tarafımızda her şey hazır. Avrupa Birliği ortak pazarından çıkacak olan İngiltere, Londra merkezli finans şirketlerinin ülke dışına taşınma riskiyle karşı karşıya. Diğer yandan ihracatta ek vergi gelecek olmasından dolayı özellikle İngiliz otomotiv sektörü Brexit gündemini kaygıyla takip ediyor.